İneğin nöronlarına işlediğini biliyoruz. Bir kara sineğin bilinci hakkında soru sorarsanız bazı bilim insanları tedirgin olur. İçeride, minik beyninin içinde hiç seçim yapma algısı yok mu? Kendi varlığına dair farkındalık yok mu? 1 miligram bile öz bilinç yok mu? Geleceğe dair hiç umut belirtisi yok mu? Bir günlük iyi bir çalışmaya dair biraz bile memnuniyet yok mu? Beyninin kütlesi bizimkinin milyonda biri ise, onu duygu ve düşüncelerimizin milyonda birinden mahrum mu bırakmalıyız? Ve böyle meseleleri dikkatle tarttıktan sonra, hala sadece bir robot olduğunda ısrar ediyorsak, bu yargının bizim için de geçerli olmadığından ne kadar emin olabiliriz? Belirgin şekilde insani olan nedir? Sadece bize özgü bir şey var mı? Hayali dünya dışı gözlemcimiz, bizi dünyada yaşayan diğer tüm canlılardan ayıran bir davranışımız olduğunu düşünür müydü? Tarih boyunca her kültürden hepimizin veya neredeyse hepimizin yaptığı ve hala yapmakta olduğu bir şey, başka hiçbir hayvanın yapmadığı bir şey. Platon, insanın ne olduğunu tanımlayan ilk yorumculardan biriydi. İnsan, tüysüz bir iki ayaklıdır diye beyan etti. Platon'un tanımının haberi filozof Diyojen'e ulaşınca, Platon'un akademisine yolunmuş bir tavuk götürdü ve toplanmış düşünürlerden Platon'un insanını selamlamalarını istedi. Bu konuda Platon'un öğrencisi Aristoteles de bir deneme yaptı. İnsan sosyal bir hayvandır. İnsan politik bir hayvandır dedi.